Evet, merhabalar. Büyük gün geldi çattı ve şu anda Prestij 20 ve 24. seviyeye sizlerle birlikte giriş yapacağız. Derece ile 24. seviyeye yükseleceğiz. Ne zaman? 12 dakika sonra. Evet, 12 dakika sonra 24. seviyeye ulaşmaya başaracağız. Ulaşmayı başaracağız. Şimdi 1 milyon 418 bin altınımız var. Ben videodan önce satmam gereken olan parçaları geçen videoda söylemiş olduğum gibi şu anda satmış bulunmaktayım. Ve de şöyle bir bakalım. Ekstra olarak benim şu anda gövdede kullanmış olduğum bir çifte roket vardı. Bu sinsi de kullanıyordum bu çifte roketi. Buraya koydum. Ve şu anda bakalım şampiyonu da kaç kişi alıyoruz. Ben bıraktığımda 10 kişi falan alıyorduk ama şu an şaka. 2 kişiyi alıyoruz ve 10 dakika kaldı. Bayağı bir online var. O oyunun yarısı neredeyse online. Şimdi hemen buradan çıkmaya çalışacağız. Yani bu 10 dakikayı buraya ayırmamız gerekiyor ki şampiyondan çıkabilelim. Yoksa arkadaşlar gerçekten güçlüdürler ki öyledirler zannedersem. Şimdi bu nasıl almayı başarmış bizi zannedersem diğer gövdelerini falan kullanmıştır. Bu arkadaşa bakalım, bunu da alıyorduk. Evet, bu da 3 tane gövdesinden herhangi bir gövdesiyle bizi almayı başarıyordu. Devam edelim. Bunu zaten alıyorduk. Freedom Cat. Bunu alabilir miyiz? Valla güzel, çok iyi. Görüyorsunuz şu an 5 rakibin 4'ünü almayı başardık. Ve de 6 zaferimiz oldu. Bunu alabilir miyiz? Bunu da aldık. Çok güzel. Yani özellikle bu çift roketi kullanmamdaki en önemlilerinden bir tanesi gövde, rakibin gövdesi benim gövdemin arkasına doğru geçiyor. Dolayısıyla vuruş yapamıyorum. O şekilde beni almayı başarıyorlar da 7 kişiyi aldık. 9 galibiyetimiz var şu an totalde. Devam edelim. Bu alır bizi. Bunu geçelim. Bunu hatırlıyorum ben. O güçlü. Bu da güçlü. Bayağı güçlü. 250 bin canı yani hiç ölecek gibi durmuyor. Bunu ben de kullanıyordum. İtici koyuyorsunuz sörfçüye. Dolayısıyla böyle gövdenin altına doğru giriyor bir şekilde. Öne teker falan koymuyorsunuz. Bir şeyler yapıyorsunuz. Ali Kaan. Bunu alıyorduk zaten. Tamam. Şu anda bakalım totalde binimiz kaç? 9 olması lazım. 10 mu? 9. Şimdi şöyle bir şey yapacağız. Geriye geleceğiz. 2 tane balon kullanıp çıkmaya çalışacağız. Bir tane bıçak, 2 tane balon. O gövdeyi de şu an mevcut şu gövde yerine başka bir tane daha balina var. Görüyorsunuz o paso karbon parçalar şu an tutuyorum gövdemde. Oyunumda. Şimdi hangisini koysam. Mesela sen gel böyle. 15.000 can. Sen de gel. Güzel. Şimdi iki tane balon koyalım. Hangilerini alalım? Mesela şu gelsin. Şu %25. Mitalöz için vuruş veriyor ama ben neden onun yerine bunu kullanıyormuşum? Enteresan. Bunu koysam daha iyi olmaz mı? Ne kadar vuruş artıyor? 11.000 vuruş. 8.000 can artıyor. 8.000 can az oluyor, pardon. Tamam, bu gövde burada dursun. Şey, o balon orada dursun. Buraya da bir tane bıçak koyacağım. Mesela şunu koyalım. Şimdi girersek şampiyonadan alamadığımız o 2-3 tane arkadaştan birkaç tane alırız diye zannediyorum. 8 oldu galibiyet. Görüyorsunuz arkadaşlar online. Pas oyundalar. Onlar da şampiyondan çıkmak istiyorlar. Yalnız bu kötü oldu. 90.000 can. 176.000 vuruşu var ama gördüğünüz gibi bu arkadaşı alacağız. Neyse ki altta bir yapışkan silindiri yok. Yoksa bizi mahvedebilirdi. Bir tane daha galibiyet. Güzel. Şu anda iyi gidiyoruz. 72.000 can. Havaya kalksa belki bıçakla bir şeyler yapabilirdik. Bunda da durum aynı olacaktır. İşte bu arkadaş zorluyordu bizi. Ve gövdesi son anda havaya kaldırmayı başardık gövdesini. Güzel. Bunu da alacağız. Bunu da aldık bile hatta. Tamam, artık bu gövdem bu şekilde dursun. Diğerleri bir tane daha varmış. Bu kalkar mı havaya? Evet, işte bu kadar. Pompalan beni geri itse bile 130 bin canını 11 bin vuruşla indirebileceğimi zannediyorum. Güzel. Yani ortaya doğru çekseydi beni ben öldürmüş olacaktım. Ekskavatör öldürdü. Fena değil, sıkıntı yok. Gördüğünüz gibi büyük bir ihtimal şampiyondan çıkmayı başaracağım. 11 galibiyetimiz var. 7 dakika kaldı şampiyonun bitimine. Ben bu süre içerisinde çete savaşına gitsem nasıl olur? Yalnız çete savaşını dün şeyden önce mi çekmiştim? Bakayım. Evet, hakkımız var. Yalnız 3. gövdeyi benim şey koymam lazım. Çok boş kaldı yalnız. Mesela bu şeyi buradan tekrar çıkartsam. Çift roketi oraya koyacağımı biliyorum. Onu oraya koyacağım. Bu çift roketi oraya koyacağım. Sakın unutmam lazım. Sağda da bilgisayardan görüyorum kaç dakika kaldığını. Dolayısıyla sıkıntı yok. 7 güç olmaz. 6 güç. Mesela 4. Yani bu da fena değil. Şu anda gövdelerim gayet iyi. Hatta şu gövdeyi ilke seçeyim. Şunu kutuyu bir açalım. Yine bir yıldızı mitalyoz. Güzel. Ve de bir tane de kutu alıp onu açmaya bırakalım.
85 bin vuruşu var. Devakka. Gayet iyi. İki tane daha kazanmam gerekiyor. İki tane de kazandım mı kutumuz gelecektir. Den. 1,5 milyon altın. Bu saatten sonra, bu seviyeden sonra herhangi bir şeye girmeyi düşünmüyorum. Bunu söylemiştim. 24. seviyede kalacağız. Burada yükseltmeler yapmamız lazım. İyi bir gövde elde edebilmemiz için. Ama bazı muhabbetler var. 3 tane 4 tane savaş falan yaptırıyormuş prestij. Herhangi bir prestije kaldığınızda yalnız bu tek atar bize 194 bin vuruş. Onu biz de göreceğiz bakalım nasıl bir şeymiş. Zaten ben öyle böyle kesin kalacağım burada. Yani 3 tane rakibe girsen de benim için yeterli olacaktır. Bunu da geçeyim. Abi hızlı dövüşte de böyle rakipleri gelmesi çok enteresan değil mi ya? Havaya kalk biraz. Alır mısın? Ha iyi aldık ya. Çöte savaşından daha zor bu hızlı dövüş biliyor musun? Vallahi. 6 dakika kaldı. Yalnız ben hala bir tane daha şey yapmam lazım. Aslında burada zaman kaybetmemem gerekiyor da. Neyse bir tane kaldı. Mesela buna göre hemen alalım. Hemen al. Hemen al, hemen al. Güzel. Hemen açmaya bırakalım. Evet, normal kutu geldi. Normal kutuyu açalım. Hemen çete savaşına dalacağız. 5 dakikamız kaldı. 2 dakika kala tekrardan bu şampiyonaya dönsem alamadığımız rakipler illaki olacaktır tekrardan. Onlara bakacağız. Ama benim burada alabileceğim birkaç arkadaş vardır diye zannediyorum. Mesela bunda ne var? Şöyle bir şey var. Güzel. Gövdemin arkasına geçip zaman kaybettirebilirdi bana. Dolayısıyla bunu aradan çıkartayım. Buna ikinci gövdeme gireyim. Hızlı olsun. Çok iyi. Bir tane daha girelim. 5 dakikadan düşmek üzere. Hayır. İşte bundan nefret ediyorum ya. Şu kadar saçma bir gövdesi var. Hatta beni alabilirdi ha. Bekleyeceğiz. Beklemekten başka çaremiz yok. Hatta beni aldı ya. Evet ben kaybettim. Ya şöyle saçma sapan, saçma sabalak bir gövde yani hiçbir amacı yok. Şuraya bak. Zaman kaybına başka hiçbir şey değil. Tamam. İlk gövdesini aldık sonunda şükür olsun. Güzel. Şimdi bunu geçeceğiz. Hemen kapat bunu. 7 dakika olduğu videoya başlayalı. 4 dakikadan düşmek üzere. Bir kez daha girelim. Hemen hızlı. Çabuk. Çünkü geriye kalan dakikalarda arkadaşlar sürekli online olacaktır. Hani burada şeye kalmayalım. Kesin çıkmamız lazım bu şampiyonadan. Yani bunu nasıl telafi edebilirim bilmiyorum. Buradan atla bir tane vurma bana. Çok iyi. Hani bir tane vurdu mu genelde iki tanesiyle birlikte vurduğu için havada. Yani o yüzden bir tane vurma dedim. Yoksa bir vuruşuyla beni alacağını zannetmiyordum. 24 bin vuruşu vardı. Geçelim. Hala dakikaya baktım. Balina geldi. Scooter geldi. Güzel. Yok silindir geldi. Yok scooter geldi. Çok pardon. Hep karıştırdım. Bunu da aldık. Bir tane daha. Bunu da alacağız. Balonumuz var. Lazer ateşlemesi çok güzel. Bir tane daha gireceğim. 19 bin vuruş. Çok iyi. Gördüğünüz gibi iki tane rakibi almayı başardık. Hemen bir üçüncüsüne geçelim. 66 taşımız var bu taş. Çok lazım olacak ilerleyen zamanlarda bize. 33 tane vereceğiz. Eğer öyle bir ihtiyacımız olursa 5 yıldızlı bıçak çok iyi. Bir tane daha gireyim. Bu son olsun mu? Olacaksa da abi hiç direkt çıkasım var ha şu an. Heyecan yaptım. Adamlar orada takılıyor. Ben buna sadece bununla girip zamana bağlı almak isteyeceğim. Dolayısıyla bu biraz beni yoracaktır. Bunu aldık mı? Aldık. Bunu alıp direkt gireceğim. Geriye döneceğim. Hayır lan bundan girmeyecektim lan. Al beni hadi. Güzel. Belki ben seni alamam. Gel ikinci gövde. 100 bin vuruyoruz. Tak. Oo, sen büyüksün abi. Paşasın. Sen buna da tek atarsın. Atamadıysan şöyle bir deneyelim bakalım. Evet son gövdesi. Aldım. Alamadım. Geçmiş olsun. Bir tane daha. Bir tane daha vuruş olsa alacaktık. Tamam. Neyse ziyan yok. Hemen geriye gelelim. Şimdi bu gövdeyle şu anda mevcut kullanmış olduğum sinsi gövdesiyle gireceğiz. Şampiyonaya bakacağız. Şu an kaçıncı sıradayız? Oğlum umarım 5 galibiyete düşmemişim. 7 galibiyete düştük. 8 galibiyet olan çıkıyor. Bakalım. Hemen gir. Bu bizi alır. Geç. Bir sonrakine gir. Bunda durum ne? Hadi dostum. Hadi başarabilirsin. Lan 2 dakika kaldı. Hızlı olmam lazım. Hızlı olmam lazım. Buraya kadar getirmemem gerekiyordu biliyordum. Geç. Hayır. Bunu yapamazsın. Bunda durum ne? Abi millet felaket. Buraya bak. Çok hemen şey yaptı ya. Geri tepti. Zabo'yu alır mıyız? Zabo. Oo. Bir dakikadan düşmek üzere.
Evet, şu an çok sıkıntılı durumlardayız. Hemen bir sonrakini geçeyim. Lan bir dakika daha fazladan. 12 saniye. Güzel. Bu yeterli olabilir. Hemen geç abi 3. gövdeye. Gel 3. gövde, gel 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 gel. Bu alırım bunu. En azından bir deneyeyim. Bu hala beni alıyormuş. Gövdesi aynı, hala değişmedi arkadaş. Buna gir abi. Ay, bu da aldı bizi. 1 dakika kaldı. Bunu almamız lazım artık. İnanamıyorum ya. Dur bakayım. Oo, hepsi tek atıyor. Şuraya bak. Oo, baga girdik vallahi, şu an hepsi tek gönderiyor. Neyse, bu tek atamadı. Belki bunu yapma bunu ya. Bunu aldık galiba. Bunu alırsak bir şansımız olur. Bir galibiyet, 8 galibiyetle şampiyonadan çıkabiliriz. Ucu ucuna denk gelebilir. Hadi aldık bunu, süpersin. Tamam, gel geriye, gel geriye. Gel geriye. 59 geçiyor. Hala 8 galibiyet. Yapma bunu. 23 saniye kaldı. Ya ulan, 8 galibiyetle çıkamayacağız galiba. Harbi trajikomik durum oldu. Yetişmeyecek zaten. Şunu çıkar şuradan. Gel geriye. Hayır, hangi videoya geldin? Çıkamadık ya. Vallahi çıkamadık. Çok zaman kaybettik o şeyde. Çete savaşında. Aslında 2-3 dakika kala alırız diye zannediyordum. 2 saniye kaldı. Bitti. Geçmiş olsun, kaybettik. Bakayım bunu alabiliyor muyduk yani bu gövdeyle. Hani olmadı yerine bıçak koyardık veya ilk gövdeyle. Balinalı olan gövdeyle, balonlu olan gövdeyle girebilirdik. Bakalım yani, çift hareket koyduğumda çıkabilecek miydim? Arkadaşlar burada çünkü. Tamam, ikimiz de yere düştük. 3 tane savaş geçti. Burada durum ne? Bak, bunu alıyorduk ya. Şu anda şampiyondan çıkmış olmamız gerekiyordu. Lanet olsun ulan. Çete savaşı bizi mahvetti. Tüh. Çıkamadık. Gözümden yaş geliyor. Güzel. 8 galibiyetle. Ulan şu şansa bak. Neyse, artık bu dert oldu. Buradan kendi emeğimle çıkmam gerekiyor. Ona uğraşacağım şimdi. Çete savaşına girelim dedik. Kaybettik. Olur öyle şeyler. Yani olmadı. Bir dahaki şampiyona gireceğiz bunu, ama ben çıkarım diye düşünüyordum. Hatta rakipleri de almıştık. Şöyle bir bakalım. 117 bin vuruyor. Evet, ilkini aldık. Güzel. Olmadı. Bir güç artışı daha. Bir gelen mitralyoz. Bir şeyler yapabiliriz belki. Güzel. Herkes burada. 12 kişiyi almam lazım. Saçma sapan bir şey yapma. İşte bundan korkuyordum ben. Ama almayı başardık. Çifte roketim var. Doğru çünkü. Evet. Onu unutmuşum. Tamam, gövdeyi yatır. Yatır, ne yapacaksan yap. Allah'ın cezası. Hadi yatır gövdeyi, vuracaksan vur. Neyse, geç bunu. 81 bin vuruyor. Hadi bakalım hadi. Artış yapacağız. O vuruşa, cana falan bayağı bir arttıracağız. Eğer çıkmam garanti olursa diyecektim de, o da garanti değil. Şöyle bir şey yapalım. Geriye gelelim. Bir tane bıçak koyalım öndeki mitralyozun olduğu yere. O şekilde bakalım çıkabilecek miyiz? Lan tam bir hayal kırıklığı. İnanılmaz. Şampiyona çıkıp yeni şeyleri yapacaktık. Plan kapağı falan, her şeyi düşünmüştüm. Bu kötü oldu. Şimdi bunu alalım şuradan. Ya böyle de herkesi nasıl alacağım ben? Çok çok zor. Deneyeceğim. Şampiyona gir bakalım. Diğer taraftan karbon parçalarındaki banayı da kullanamam. Ah ulan ah. Ulan. Şansa bak. 8 galibiyetle bizi çıkarmadı. Başkasını çıkardı ya. Biz de çıkacaktık oysa ki de. 86 bin vuruyorsun. Abi ne kadar kuvvetli vuruyorsun ya. İnanılmaz. Bayağı bir yüksek. Yok, bu zor olacak bizim için. Oraya bir tane pompalı koyacağım. Ya çift roket değildi ama. Tüh. O zaman biz bu videoda yeni gelen çete savaşına yoğunlaşalım. Artık öyle yapalım. O zaman bunu alalım buradan. Mecbur öyle yapacağız. Yani bu videoyu biraz daha şey yapalım, canlandıralım artık. Şeyden, şampiyonadan ümidi kestik. Çünkü dediğim gibi son seviye burası. Bayağı bir güçlü olunmadığı takdirde buradan çıkmak imkansız gibi bir şey. Şimdi buraya ben o zaman buradaki mitolojiyi tekrardan koyayım. Mesela bunu öne koyalım. Arkaya da 6 güçlü bir şey. Mesela şu olabilir. 4 güç, güzel. İlk gövdemde zaten bir tane bıçağım var. Tamam, bu şekilde gireyim içeri savaşına. Belki güzel parça gelir. Belki buradan yüzünüz güler, bakalım. Şimdi çete kutusundan ne geliyor? Tamam, bunları yükseltme için kullanacağız da. Şimdi önümüze bakalım. Önümüze bakalım. İkinci gövdeyi kullanayım. Yani vuruş olarak bayağı bir üstünlük kurabilsem rakipler üzerinde bir yol bulabiliriz, ama öne koymuş olduğum bıçak da patlatmıyor yani rakiplerin balonunu. Yani o şekilde nasıl bir şey yapabilirim diye düşündüm de. Yani yükseltme olarak bayağı bir yükseltebilirim mitralyözleri de. İşe yarar mı zannetmiyorum. Dediğim gibi rakipler oldukça güçlü olacaktır.
Yani şu anda benim kullanmış olduğum balinanın yerine karbon parçalarından bir balina olsaydı o zaman işte hani çoğu zaman şampiyonadan çıkamadığımda dereceyle bir sonraki hemen bittiğinde kendi başıma hemen olarak yükseliyordum. Bir şekilde laf edip ama burada yemiyor maalesef. Çok güçlü adamlar buradalar. Tamam, ilk gövdesini aldık, gayet iyi. Devam edelim. Şimdi 14 gün vuruşu var. Bunu da alacağız. Alacağız. Aldık. Tabii ben canımın o kadar az olduğunu unuttum. 14 bin vuruyor. Neyse bunu aldık ya. Yanıma yaklaşacak. O havaya vuracak. Ben aşağıya. Milimle ha, milimle. İzliyorum vallahi. Bakıyorum ne olacak diye. 16 bin vuruş. Havada vursa bir tane. Bir tane bıçağı vurdu. Bunu aldık ya. Bu güzel. Yani az önce hepsinin tek atması inanılmaz kötü olmuştu. Hepsi tek atmasaydı arkasına geçip bir şeyler yapabilirdim ama. Adamlarda mitralyöz efsane vuruyor. 100 bin, 150 bin falan. Level 2 yapışkan silindir. Hadi olmaz ama olsun bakalım. Hadi bakayım. Gel ikinci gövde. İkinci gövdeye birinci gövde. Vur bakayım. 80 bin aldı. 8 bin vuruşu var. Güzel. Almayı başardık. Den den den. Oo, 33 bin vuruyor. Bizde 20 bin can var. Havada bir tane. Çok güzel. Bir tıklatsaydı kötü olacaktı. Bir, iki. Bir tane daha vuruş. Gayet güzel. 114 bin canımız. Canı var adamın. 27 bin vuruyor. Havada vurur mu? Bu da vurmadı. Güzel. Genelde kayak köfteleri böyle havada uçanları yakalıyor bir şekilde. Bayağı tırsıyorum o yüzden. Evet. Kaça geldik? 4'e mi geldik? O kadar hızlı olduk mu yoksa? Gelmişizdir bence ya. 4'te miyiz? 4'teyiz. Hızlı gidiyoruz. 5 yıldızlı lazer. Güzel. 5 yıldızlı lazeri nerede kullanacaksam artık. Lazeri kullanmayı sevmiyorum. 27 bin vuruyor. Sağlam vuruyor. İkinci gövdemi seçip buna gireceğim. Oyun dondu o kadar hızlı seçim yapmamdan. Şimdi ilk gövdesini kolay aldık. Diğer gövdelerine bakalım. 15 bin vuruş. Bunu da alacağız. Alacağız. Aldık. Güzel. Son gövdesi gelsin. 300 bin. Oo, çok canı var bunun. Biraz havaya kalksa. Ha işte bu kadar havaya kalkmayı istiyordum. Güzel. Tamam, bu da yetti. 5. gövde. 5. rakip bitti. 1 milyon 610 bin altın var. Bir dahaki videoda artık kesin çıkmış olacağız şampiyonadan o zaman. O zaman çok daha dikkatli olacağım. Çete savaşını bırakacağım. Ben dedim ya 2 dakikada maalesef. Yalnız kaç vuruyorsun? 514 bin. Çok iyi. Valla taşımı bu adama harcamayacağım. Çünkü taş bu yerlerde önemli. Yükseltme yapmak için kullanıyorum ama ben bir kez daha şey denemek istiyorum. Şampiyonayı denemek istiyorum ben. Bir kez daha bakalım ne olacak. Mesela bununla bir gireyim bakayım. Belki 14 kişi alırız bununla. Neden olmasın? Gir bakalım. İki tane al. Adam 27 presiye kadarıyım. Vallahi helal olsun ya. Nasıl geldin oraya kadar? Süpersin. Tek tek. Sojiro 13. Güzel. Pompalı var. Hadi. Hadi. Sen nasıl vurursun bizi? İki tane vuruş yaptık adama. Neyse 30-30-60 bir şeyleri ayarlarız ona da. Hani çıkacağımız garanti olsa. Bunu aldık ya bence. Bunu aldık. O oraya doğru Allah'a emanet gidiyor. Kafa atacak oraya. Güzel. Üçünü de aldık diye farz edeceğim. 72 bin vuruş. Tamam, bunu da aldık. Hatta alalım. Eğer çıkmamız güzel olursa, yani çıkma ihtimalimiz olursa oradan bir şekilde yürürüz. Ya çıkarsak çok iyi olur ya. Böyle harbi içinde buruk olarak kal. Oo, Reis'in şeyi çok iyi ya. Bayağı iyi. O zaman ben arkaya bir tane topuz koyalım. Topuz koyayım hatta. Belki o şekilde dik düz durursam bir şeyler olabilir artık. Oraya gelsin oyun. Geri vites ne için? Blade için. Niye vermiyorsun double rocket için? Pislik herif. Şunu koy arkaya. İşte evet, bizim gövdemiz bu. Yıllardır kullandığımız. Tabii bir yıl oldu oyun şey olalı. Bir yılı geçti. Aylardır kullandığımız gövde. Hadi bakayım. Baya o böyle mi yapıyordum bu? Böyle gövdeler vardı değil mi ya? Saçma sapan duruyordu yukarıda. Neyse bundan bir tane daha vardı beni yanlış hatırlamıyorsam. Ona bir bakayım. Ona bir bakalım. Hepsi tam dönemeyebiliyordu. Dönemeyebiliyordu. Vardı bundan değil mi bir tane daha? Vardır ya. Satmam onu ben. Biliyorum onu satmam. Lazımdır o. Olur yani. Sen geriye gel. Bir tane topuz kullanıyorduk bunlarda. Evet yanlış hatırlamıyorumdur. İki geri vites. Bir tane de çift roket. Gel bakalım. Şampiyonaya gir. Şampiyonda bakalım şimdi ne yapacağız. Çıkabilecek miyiz? Hiç zannetmiyorum da yani bari 10 kişiyi alsak da o da fena olmaz hani ama bakacağız şimdi.
Tabii düzelirse, düz durursa abicim neden düz durmuyorsun? Allah seni ne yapsın? Neyse bu çok zor. Bayağı uzar gider bu. Şampiyondan çıkmaya uğraşsak yani 15 o, şey 12 kişiyi 11 kişiyi falan alabiliriz belki bir şeyler yaparak ama yani mevcut önde bir tane balonu patlatacak bir şey olacak. Onun yerine mesela pompalı düşünsem. Arkaya mitralyöz koysam. Abi ben bu çift roketi çok yükselttim. Acıyorum bunu kullanmadığıma. Mesela çift roketin kaç gücü var? 6 var. Tamam. Son bir kez daha deneyeceğim. Son bir kez daha deneyeceğim. Ulan inanamıyorum ya. Harbi şampiyonadan çıkamadık. Gerçek oldu ya. Sen geriye gel. Bunu mu kullanayım? Mesela sen şöyle gelsen. Geriye iki güç kalıyor ya. İki. Az güç kalıyor. Dolayısıyla ha, bu mitralizi koyamayacağım ben buraya. Mecbur bunu almak zorundayım. Onu alayım. Şöyle koyalım. Hani öne de bir tane pompalı koysam o %40 kaya gövdesi için veriyor galiba. Boldur. Tabi takamıyorum onu ben ama aynen kaya gövdesi için veriyor. Öne pompalı koyacağım ama bunu koyamıyorum. Bunu çıkarsam 3, 9 güç mü? Süpersin. Tabi bu da koyulmaz. Çifte roket için vuruş veriyorsun. Çık şuradan ya. Şuradan bir tane yüksek olanı alayım ben. Sen gel. Şimdi bunu buraya koyalım. Geriye kaç güç kaldı? 6 güç kaldı. 6 güç bir tane pompalı. Rastgele gelsin. 6 güç. Tekerlekleri de hemen düzelim abi. Tekerlekler de çok sağlam be ya. Tekerlekler aşırı sağlam. Of, uçak oldu gemi. Gerçekten çok güzel oldu gemimiz. Gemi ne ya lan? Gövdemiz. Bir tane oyun oynuyoruz. Skyforce diye. Kanala yüklemeyi düşünüyorum ama. Düşünüyorum sadece. Çok düşünüyorum ama. Pası düşünüyorum. Evet. Çifte roket güzel. İşe yaradı burada. Rakibi aldık bir şekilde. Havaya kalksan da yalnız adamın canı gitmiyor ya. Adamın canı gitmiyor. Bir daha gireceğiz. Balon patla. Hayır. 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 Çifte roket bu adama ne yapsın? Çifte roket bu adama hiçbir şey yapamaz. Maalesef burada bitirmek zorundayız. Bir sonraki videoda hayaletimize geleceğiz. Yani 24. seviyeye ulaşacağız. 22 dakika. Kendinize iyi bakın. Eyvallah.